biraz hastayım. O yüzden bir o tarafa gelip bir bu tarafa gelip kamera ayarlamak gerçekten çok zor maalesef. Videomuza hoş geldiniz. Bu tarz konuları ben çok seviyorum, sohbet gibi olan videoları. Sizlerden gelen kişisel, romantik, aile ilişkileriyle alakalı sorunlara naçizane kendi tecrübelerime dayanarak 30 something years old birisi olarak, yani 30 yaşını aşkın birisi olarak kendi tecrübelerimden yorumlarımı katarak cevap vereceğim. Dediğim gibi sohbet gibi olacak. Bir yeşil çayım vardı, nereye koydum bilmiyorum. Bir de soda içiyorum. Gerçekten böyle şişeden direkt içiyorum. Instagram'dan topladığım soruları zaten bütün YouTuber'lar biliyorsunuz ki Instagram'dan soruları alır, YouTube'a gelir, burada cevaplar. Hem biraz platformlar arası interaction'ı artırmak için, hem de gerçekten Instagram'da direkt olarak konuşmak ya mesaj üzerinden ya da hikayeler üzerinden konuşmak çok daha kolay oluyor. O yüzden Instagram'ımı takip etmiyorsanız Nurtaş Türkeli, oradan takip edebilirsiniz. Biraz sonra konuşacağımız bütün konuları aslında En İyi Versiyon'un podcast'imde her pazartesi sabah 7'de yayınlıyor oluyorum. Orada da zaten En İyi Versiyon'un isminden anlaşılacağı üzere hem kendi gelişim sürecimi anlatıyorum, travmalarımı anlatıyorum, aile hikayemi anlatıyorum, kendimden bahsediyorum falan filan. Bütün tecrübeleri harmanladığımız bir platform. Daha önce hiç podcast dinlemediyseniz bir gelip benimle başlarsanız da çok mutlu olurum. En İyi Versiyon'un hem Instagram'ım hem de podcast'imi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tabii ki bugün almak istediğim konular benim boyumu aşabilecek konular. Ben bunun eğitimini almadım. Sadece kendi tecrübelerime göre arkadaşınızla sohbet ediyormuşsunuz gibi aldığınız cevaplar olsun isterim. Bu anlamda yanlış yönlendirme de yapmak istemem açıkçası. Dediğim gibi profesyonel olmadığım için bu alanda. Demişken aynı zamanda bu videoya sponsor olan Hayvel'e öncelikle teşekkür etmek istiyorum ve Hayvel'den biraz bahsetmek istiyorum. İşte tam da böyle konularda kendi başınıza halledemeyeceğinizi anladığınız yerlerde uzman destek arıyorsanız eğer, Hayvel içerisinde 600'den fazla uzman klinik psikoloğu bulunduran ve de psikologlarla bu anlamda yardım destek arayan insanları bir araya getiren online bir platform. Ben de bir süredir Hayvel'den terapime devam ediyorum. İnanın bana her hafta bir kere ve iple çekiyorum, bir kere yetmiyor. Bir saat böyle 50 dakika daha doğrusu kıt diye geçiyor, asla doymuyorum. Çünkü Hayvel'in bence en güzel özelliğinden bir tanesi herhangi bir seansa başlamadan önce aslında farklı farklı terapistlerle tanışma hakkı veriyor olması. Öncesinde size sorulan sorulara, verdiğiniz cevaplara göre size terapist öneriyor. Siz de bu terapiste 15 dakika tanışma gerçekleştiriyor. Eğer ki baktığınız terapist danışan uyumunuz var, seans satın alabiliyorsunuz. Bu arada platformda da gördüğünüz üzere toplu alımlarda Hayvel kendisi zaten bir indirim uyguluyor. Ama aynı zamanda Nurtaş10 kodunu da kullanırsanız ekstradan %10 indirimden de faydalanabiliyorsunuz. Benim gibi yurt dışında yaşayan insanlar özellikle, kendi adıma söyleyeceğim çünkü, terapiyi kendi dilimde almayı daha çok tercih ediyorum. Ya da bulunduğu yerden kendi programına göre kendi terapisine katılmak isteyen insanlar için Hayvel gerçekten en konforlu alanı sunan bir platform. Dediğim gibi uzun yıllardır yurt dışında yaşadığım için ve uzun zamandır online terapi aldığım için gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Bir de şu an Türkiye'deki ekonomik durumu da biliyorum. O yüzden buradaki fiyatlar çok daha ulaşılabilir, uygun rakamlar. Ekstra indirimlerden dolayı da bence kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Daha fazla detay için de linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlişkide bir tarafın çok sosyal, diğer tarafın ev kuşu olma sorunu. Burada anladığım üzere biraz içe dönük, dışa dönük iki kişinin bir arada olması durumu var. Aslında çok kolay bir ilişki türü değil bence de. Çünkü bir kişi evde oturup yemek yapıp işte film izleyip daha cozy, daha rahat bir ortamdan keyif alırken diğer kişi dışarıdaki insanlarla deşarj olabilen bir insan. Dışarı çıktığında dışarıdaki tecrübelerle deşarj olabilen bir insan olduğunda elbette çatışma yaşanması çok doğal olabilir. Galiba burada önerebileceğim yöntem ikinizin de takvimine uyan ve ikinizin de aslında ilişki içerisinde ilişkiye yeteri kadar vakit ayırabildiğini hissettiren bir ortam oluşturulması. Bu da mesela haftanın bir gününü seçip sadece size ayırdığınız ve bir hafta mesela evde beraber yemek yapıp film izleyip geçirdiğiniz, belki bir sonraki haftaki date night'ınızda dışarıda bir aktiviteye katıldığınız olabilir. Mesela mini golf oynamak hem böyle rekabetli daha sempatik bir şey olabilir ya da dışarıda sinemaya gidebilirsiniz. Ortak yönleri bulmaya yönelik bir çalışma gerekebilir. Sizin dinamiğinize uyan şekilde haftada 2 ya da 3 gün olarak ayarlanabilir diye düşünüyorum. Kayınvalide ile alakalı soru var. Kayınvalidem aşırı ısrarcı birisi. Eşim daha dikkatli ama bazı davranışları hala aynı diyor. Yani annesine benzediğini anlıyorum burada. Bizim ülkemizdeki bu kodlar çok değişmiyor. Neden derseniz benim kayınvalidem Türk olmamasına rağmen içimden Türk gelini kodunun çıktığını yakalıyorum. Bazen böyle böyle söyledim, şöyle mi yaptı acaba'yı yakalıyorum. Söyledim ki Nurtaş kendine gel. Çünkü galiba sistemde bu var.
ve düşünün kendinizi bildiğiniz bileli bunlara maruz kalıyorsunuz. O yüzden kaynana mevzusunu, kayınvalideyi o şeyin dışında tutmak çok zor anladığım üzere. Kayınvalide de aslında çok fark etmeden müdahale etmek istediği bir ortamda bulabilir. Kendini çoğu da onu öyle görmüş, öyle öğrenmiş. Çoğunlukla birçok insan maalesef çocukların diyeyim daha doğrusu kendisinin uzantısı zannedildiği bir durum oluyor. Hatta podcast'imde bir tane bölüm aileden ayrışma bölümüydü. Bu illaki böyle yapışık yapışık bir aile olmak zorunda değil. Kendinizi bulabilmeniz adına ilişkiden, partnerinizden, çocuğunuzdan, anne babanızdan, iş ortamınızdan yani sürekli kendinize eklediğiniz sıfatlardan biraz ayrışabilmeyi öğrenmek çok kritik ki kendinizi de daha iyi tanıyabilirsiniz. Zaten bu tarz videolarda fark edeceksiniz ki benim için en önemli iki kriter var. Bir tanesi kendini çok iyi tanıyabilmek. Bunu ilişkilerde daha çok vurgulayarak söyleyeceğim. Diğeri de iletişim. Yani bütün bu anlattıklarımı aslında iki potada topluyorum. Çünkü benim hayatımı değiştiren, bence kendimi bulmamda en önemli yardımcı olan şey fikrimi sormadan kendi kararlarını vermesi. İşte iletişim diyebileceğimiz bir diğer nokta da burası. Galiba ilişkinin başında fark etmeden bir ton oluşturuluyor. İlişkinin nasıl gideceğiyle alakalı olarak. Genelde bir kişi bunu yapıyor aslında. Diğeri de onu takip eden oluyor. Bir tanesi ya çok seven, çok veren, sürekli bir arada olmak isteyen bir kişi oluyor. Diğeri de buna göre ya geri çekiliyor. Bağlanma şekilleri diye bir şey var. Belki daha önce duymuşsunuzdur. Cevap bazen ya kaygılı bağlanma oluyor, ya güvenli bağlanma ya da kaçıngan bağlanma oluyor. Bir tarafta kaçıngan bağlandığında aslında daha böyle başına buyruk, kendi kendine bir şeyler yapmak isteyen bir insan gibi olabiliyor. O yüzden hem karşıki tarafı biraz daha iyi anlayabilmek, onun büyürken neler öğrendiğini, kendini nasıl geliştirdiğini anlayabilmek ve ilişkideki dilini, tonunu anlayabilmek burada çok faydalı. Çünkü o kişi muhtemelen hep buna alıştı. Kendi başına bir şeyler yapmaya alıştı ve bunun böyle doğal olduğunu zannediyor. Karşıdaki insan da açıksa buna biraz daha anlatarak, kendi hissettiklerini söyleyerek, onun neden böyle yaptığını belki onu söylemesi ile daha da açığa çıkabilecek. Tartışmalarda sürekli kendini haklı buluyor ve beni çoğu zaman anlamadığını düşünüyorum. Benim kendi yaşadığım tecrübeyi söyleyeyim. İçimde akrepler dolanıyor gibi hissediyorum. Anlaşılamadığımı hissettiğimde. Ve de o yüzden aslında sözlü şiddetler başlıyor. Bağırmaya başlıyor. Beni gör diyor. Beni duy diyor. Bunu sana çok söyledim diyor ve beni artık umursamadığını düşünüyorum diyor falan filan. Sürekli kendini haklı gören bir insanla anlaşmaya çalışmak gerçekten deve hendek mevzusu gibi bir şey. Karşınızdaki insan manipüle yapıyor olabilir. Belki narsist kişiliğe sahip bir insan olabilir. İşine gelen bu olabilir. İletişimi hiç öğrenmemiş olabilir. Nasıl bağlanacağını bilmiyor olabilir. Yani partnerinizi en iyi siz tanıyorsunuz. O yüzden böyle bir durumda şununla karşılaşıyorsanız hani konuşuyorum anlamıyor. Yapıyorum bir şey hiçbir şey değişmiyor. Bunun sonu sert çıkışlar olabilir. O yüzden ona hiç izin vermeden bir şekilde onu da anlamaya çalışmak, bu davranışının sebebinin nereden geldiğini anlamaya çalışmak, güzel bir anda, güzel bir ortamda sormak. Çünkü beraber bir ilişkideyseniz çok yüksek ihtimalle bu kişi de sizi seviyor ve sizinle beraber olmak istiyor. O yüzden lütfen iki taraftan bir tanesi sürekli iletişimin gerekliliğini ilişkiye getiren taraf olmalı. Kıskançlık, egoistlik, narsistlik, ataerkil kafa, ilk haftadan annesiyle zorla tanıştırma, eskileri yüzüme vurma, daha neler neler. Wow. Bütün package gelmiş yani sana bu konuda. Ya çok şanssız bir durum ya da ilişkiyi, evlilik mi bilmiyorum şu anda. Hiç mi bu tarafları fark etmedin mesela? Kendini tanıdığında ve nasıl bir partneri istediğini bildiğinde aslında karşındaki insanı tanımaya başladığın anda o kırmızı bayrak diyoruz ya, red flag'ler, onları anlamaya başlıyorsun ve ona göre ben bunu değiştiririm değil de okey bu bana uygun kişi değil muhtemelen diye kendini geri çekmeye başlıyorsun. Anladığım üzere bahsettiğin tabloda sürekli gergin bir ortam var. Muhtemelen savaşılan bir ilişki var. Aslında maalesef bir ilişki değil böyle bir ilişki. Tek taraflı bir çaba. O yüzden muhtemel sonucu çok yorgunlukla olabilecek bir şey. Eşim bana ilgi göstermiyor, güzel bir kadınım ama aramızdaki bağ bitti. Şimdi aramızdaki bağ bitti diyorsan eğer muhtemelen senden de bir şeyler bitti. Ve ilgi illaki o fiziksel, sürekli güzel olduğunu duymak üzerine beklediğin bir ilgi mi mesela? Sana karşı saygısı, davranışları hala olumluysa, belki dış görünüşünle alakalı çok yorum almadığını anlattığındaki tepkisi nasıl olur? Bu mesajdan direkt benim anladığım ya da hissettiğim aslında tamamen ilgi kestiğini duyuyorum. Fakat sanki
sanki sende de bir şeyler bitmiş gibi. Ama şunu hatırlatmak isterim, uzun ilişkiyse hele galiba çok doğal. Her ilişkinin iniş çıkışları var. Bazen indiğinde bitti zannettiğin dönemler olabiliyor. Çok benzer bir süreçten geçmiştik biz Zek'le ve beraber çift terapisi aldık. Oradaki virajı beraber bir uzman yardımıyla açtık. Ben genel olarak sınır çizemiyorum ne özel ilişkilerimle ne arkadaşlarımla. Bu bence öğrenilmesi gereken bir yetenek aslında. Ben kendimi uzunca bir süre hayır diyebilen insan olduğumu zannediyordum. Nurtaş kahve içmek ister misin? Hayır. Haha hayır diyebiliyorum. Sinemaya gidelim mi? Hayır. Haha hayır diyebiliyorum. Bu kadar zannediyordum hayır diyebilmeyi. Meğerse hiç öyle değilmiş. Kaygıların var. Sevilme kaygısı var. İşte yalnız kalmama korkun var. Bunlardan dolayı fark etmeden birçok şeye evet diyebiliyorsun. Kendini istemediğin bir ortamda bir şeyi yaparken bulabiliyorsun. Bende artık şöyle reaksiyonlar oluyor. Yoruluyorum. O yüzden sürekli kendini izleyebilmek ve bu nerede nasıl davrandığını anlayabilmek de çok faydalı olabiliyor. Seni geliştiren bir şey oluyor aslında. Nişanlımın çevresi çok akademik ve başarılı insanlar dolu. Kendimi yetersiz hissediyorum demiş. Buna benzer bir şey aslında ilişkinin başında ben şöyle yaşamıştım. İngilizceden dolayı ve de kültür farkı. Yani Zeklerin, biz tiyatro ortamındaydık Şanghay'da. Zaten Zek'le öyle tanıştım. Onlar doğaçlama tiyatroları yapıyorlardı ve hep beraber işte ben de izliyorum Zekler sahnede. Bir şaka yapıyorlar ama kültürel referansı olan bir şaka. Ben anlamıyorum. Hani izlememişim onu. Bilmiyorum o terimi vesaire. Herkes gülerken ne acaba diye kendi içinden düşünüp sahte gülüyordum ve hep kendimi şey zannediyordum. Fark edecek. Zek bunu fark edecek. Bir gün İngilizcemin iyi olmadığını, kültürü anlamadığımı fark edecek diye bir panik ve kendimi yetersiz hissediyorum. Bir gün Zek'e söyledim, dedim ki yani benim İngilizcem o kadar iyi değil, ben anlamıyorum, Amerikalı kız gibi değilim falan. Zek de dedi ki Amerikalı kız istesem Amerikalı kızla olurum. Seninki de aynı durum. Akademik bir insan istese, o çevreden bir insan istese partnerin aslında oradan birini bulurdu. Muhtemelen sen de orada olmayan, onun hayatında başka şeyleri doldurduğun özellikler var. Kendi tercihi, kendi sevgisi. Lütfen kendini onun olduğu ortamla ve kendi bulunduğun özellikleri hiçe sayarak onunla kıyaslama derim. Ailesine karşı beni koruyamaması, sürekli yalan söylemesi ve yalanı aç açıkla kavga çıkarması. Yani burada tam 3 tane farklı konu var. Ailesine karşı koruyamaması, keşke hiç o konuya girilmese bile normal şartlarda. Senin onu ondan beklemen de anlıyorum sebebini ama onu zor bir duruma sokuyor. Eğer senin direkt kayınvalideyle, kayınpederle kimse artık bir problemin var ise keşke iki kişi arasında halledebilse. Ailelerin bu kadar çocuklarına uzantısı gibi davranmaması, sürekli kontrol mekanizması. Hele mümkün mertebe aslında anne sen annesin, baba sen babasın ama ben de yeni bir aileye başladım diye ayrışabilmeyi öğrenmek, deneyimlemek, tecrübe etmek aşırı önemli. Fakat partnerinin yalan söylemesiyle alakalı bir duruma ne denir bilmiyorum bile. Çünkü hele bir de yalanı ortaya çıktığında kavga ediyor dedin. Çok yüksek ihtimalle böyle başa çıkmayı öğrendiği için onun için doğal olan bu muhtemelen. Yalan söylediğini fark etmiyor bile artık. Sen de yakaladığın için aslında utandığı için kavga çıkartıyor. Yani yine yakalandım diye muhtemelen sinir oluyor. Belki burada şefkatle yaklaşmak iyi olabilir. Sana güvenmeyi öğrenmesi iyi olabilir. İlişkim olmuyor diye çok yorum var. Bundan aslında geçenki videoda da biraz bahsetmiştik. Muhtemelen sen hazır olmayabilirsin. Yani belki de istemeden sen çekmiyorsun, onu itiyorsun. O yüzden kendini tanımak dediğim yer çok önemli. Bir de eğer ki sevilmediğini hissediyorsan, bu özler eksikliğinde podcastlerde de çok konuştuğum bir konu. Bende de bu arada özler eksikliği var. Sevilmediğini hissediyor olabilirsin. Kaybetme korkun olabilir. Terk edilme korkun olabilir. O yüzden böyle orada öz değer ve öz şefkat çalışmaları aşırı önemli. Kendine yatırım yaptığında, kendini sevmeyi öğrendiğinde ve bir ilişkiye artık yavaş yavaş hazır olduğunu fark ettiğinde muhtemelen sosyal çevreyi değiştirmek burada çok faydalı bir şey olabilir. Doğru partner seçimi o yüzden aşırı önemli. Daha bir yıl oldu fakat ilk günkü kadar ilgili değil artık. Bu bence birazcık şöyle, kriterlere bağlı tabii ki de ama normal. Bu biraz insan doğasında olduğu için bir şeye sahip olduktan sonra, hayatımızda olduktan sonra normalleşiyor ya hemen ve hemen next goal. Hemen yeni hedefe odaklanmış oluyoruz. O yüzden o ilginin azalması, bir tık arka plana düşmesi sanki orada kaçınılmaz bir son gibi. Ama tabii beklentine de bağlı olarak hani sürekli mesaj atsın, her gün dışarı çıkalım, sürekli o bubble halinde mi olmak istiyorsun? Yoksa duygularına baktığında hala içini kıpırdatan, seni mutlu eden, huzur veren bir partner mi? Ondan da aynı şeyleri duyuyor musun? Yani beklediğin o ilgi ne mesela? Ve bunu nasıl dile getiriyorsun? Kocamın ailesi bebek diye baskı yapıyor ama biz istemiyoruz. Bunu nasıl güzel
güzel dille anlatabiliriz. Wow, bebek mevzusu. Bu iki kişinin kararı aslında muhtemelen tek bir kere çok açık bir şekilde söyleyip bu konuda hani lütfen üzerimize baskı yapmayın. Bu bizim kararımız, sizden sadece saygı bekliyoruz'u anlatabilmek. Tabii açık kapınız varsa eğer hani belki 2 yıl sonra 3 yıl sonra tekrardan düşüneceğiz. O zaman tekrardan konuşalım anneciğim babacığım gibi. Onlardan buradan müsaade istemeniz ve saygıyı açıkça istemeniz, talep etmeniz en uygun olanı muhtemelen. İlişkimde çok mutluyum, hatta evlilik düşünüyoruz ama aile olayı büyük bir sıkıntı. Sen buna ne dersin? İşte burada ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü yaşadığım bir yer değil. Şöyle, annem Zeki ilk duyduğunda, daha doğrusu Amerikalı boyfriend ilk duyduğunda böyle telefonda sessiz duruyordu annem. Sonra Zeki tanıdıkça, yani Amerikalı kalıbından çıkartıp Zeki tanıdıkça kendi korkularını da aslında anladı. Bu ilişkiye karşı ne hissettiğini anlattı. Burada da ailelerin verdiği tepki ne mesela? Neden korkuyorlar? İki taraf da mı istemiyor? İkisi birbirini tanıyor mu? Öyle bir durumda belki biraz taba tanışma anlamında olabilir, kendini anlatma anlamında olabilir. O aile onayı şöyle önemli, insan bir rıza almak istiyor o anlamda. Siz çok eminseniz ve bunun böyle olmasını istiyorsanız, ona hala karşı çıkıyorsa yine güzel bir dille tabii. Bunu yapacağınızı söylemeniz gerekebilir. Mesela yine aile. Türk ilişkilerinde ailelerin karışması, ailelerin evlenmesi olayı. Bu konuya değinmenizi isterim. İşte bu aslında çok benzer. Yani aileler de evleniyor. Bir tane podcast'te aileden ayrışmayı yapmıştım. Orada şundan bahsediyorum. Kendi sorumluluklarını öğrenmek ve o aile tablosunda senin yerini bilmek. Bu yerini bilmek bu arada anneye babaya karşı saygıyı da bahsediyorum. Yani tamamen yok saymak ve ne istersem bunu yapacağım gibi değil. Ama kendini tanımak için yine dediğim gibi partnerinden, belki varsa çocuğundan, annen babandan, kardeşlerinden, mesleğinden, yaptığın işlerden, sevdiğini zannettiğin şeylerden biraz ayrı düşünüp gerçek kendini bulmak için çaba sarf etmek gerekiyor. Trendler çıkıyor, ne yapmamız gerektiği söyleniyor, nasıl bir hayat yaşamamız gerektiği söyleniyor. Bizler burada geliyoruz, konuşuyoruz falan. Sürekli bir yerden bir şeye maruz kalıyorsunuz. Ayrışmayı öğrendikten sonra belki bunu aileye de ufak ufak anlatmak ve cycle breaker deniyor bunlara bu arada. Yani o zinciri kıran siz olacaksınız. Fark ettiyseniz, farkındalık sizde başladıysa muhtemelen sizin misyonunuz bu. Belirsizlikten ve bir var bir yok ilişkilerimden bıktım. Nasıl düzgün ilişki yaşarız? Bu bende de vardı. Gençken. En sevmediğim, en istenmeyen ilişki türü. Ne olduğu belli olmayan, bir gün böyle işte daha romantik davranıp ertesi gün kanka diye çağıran tipler olabiliyor. Benlik bir şey değil. Eğer sen de sana uymadığını düşünüyorsan muhtemelen o kişiyle görüşmemen iyi olabilir. Eğer ki değer veriyorsan ve duyguların varsa belki öncesinde konuşmak isteyebilirsin. Ama bazen konuşmak da, hele ki sevgili değilsen, zor olabiliyor. Yani işte ben böyle böyle hissediyorum demek. Karşındaki insan dengesizse bundan böyle garip bir ortam da doğabilir. O yüzden sen doğrusunu biliyorsun diyeyim. Yani hislerine güven orada. Çok fazla soru var. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Çok da keyif alıyorum aslında ama çok mu uzun? Seviyor musunuz uzun videolar? Eşimin annesi. Türk kızı olarak bütün önyargılarımı yıkarak sıfırdan bir bağ kurmaya çalışıyorum ama az önce de söylediğim gibi Türk kız geni bende de çıkıyorsa eğer, ki Mary'i tanıyorsunuz artık YouTube videolarımdan. Yani anne gibi bile değil kadın. Arkadaş gibi. Yine de bazen şey oluyorum mesela, böyle mi demek istedi, şöyle mi? Sonra kendimi yakalıyorum. Diyor ki, muhtemelen kadın öyle bile düşünmüyor. Yani kafası orada bile değil. Kendimle alakalı bir durum. O yüzden o kodların değişmesi çok zor. Çok zor ya bence. Bir araya geldiğinde eğer o anne de buna çaba göstermiyorsa eğer, yani sonuçta oğlunun evliliği, risk alıyorsun. Teyzeciğim sen de risk alıyorsun. İlişki sorunu değil ama nasıl daha neşeyle hayatımı yaşayabilirim, önerilerin var mı? İç huzur. İç huzuru bulmak için kendine odaklanmak burada çok önemli ve kendine göre hedefler belirlemek, yeni rutinler oluşturmak, çevrendeki insanları ona göre belki seni aşağı çeken toksik insanlar varsa onlardan uzaklaşmak ile aslında onu yarattığını fark ettiğin anda, öyle bir ortamda bulunduğunu fark ettiğin anda içinden gelen bir huzurla enerji de fışkırıyor. Bence o şekilde neşe doğuyor. Çünkü hayatı dolu dolu yaşadığını düşünüyorsun. Doğru insanlara emek verdiğini düşünüyorsun. Doğru yere kanalize olduğunu düşünüyorsun ve içine siniyor. Hayatın içine siniyor. Sen içine siniyorsun. Yaptıkların içine siniyor. Mesleğin içine siniyor. Ve böyle bir hayatta neşe bence kaçınılmaz son. Çok sinirli, sinirini bastıramıyor, öfkelenip bağırmaya başlıyor. Burada tabii ilk aklıma gelen şey öfke kontrolü problemi. Muhtemelen içinde aşamadığı sorunları maalesef dışarıya nasıl yansıtacağını bilemediği için, belki görülemediğini, duyulamadığını hissettiği bir ortamda büyüdüğü için, genelde yüksek sesli bağırılan, çağrılan bir evde isen özellikle de, cevap verme şeklin, başa çıkma şeklin genelde bu oluyor. Önce
kavga ederek. Çünkü şey zannediyorsun, bağırmazsan beni kimse duymayacak, büyük tepki vermezsen beni ciddiye almayacaklar gibi bir şey öğrenmiş oluyorsun çocukken. Onu da büyüdüğünde devam ettirmek istiyorsun ama sağlıklı olan bu değil. Keza sen de yaparken bundan yoruluyorsun zaten. Senin için de draining bir şey oluyor, yani enerjini emen, yoran bir şey oluyor. O yüzden bunu fark edip benim bir öfke kontrolü sorunum var, bunu kontrol etmeyi bilmiyorum deyip çaba sarf etmek, emek harcamak, profesyonelinden yardım almak ve buna sabır gösterip zamanla olacağını da hatırlatarak devam etmek lazım. Bir de anne kız ilişkisi durumu var. En büyük çocuk benim ve tek kızlarıyım. Annemle aramda uzak bir mesafe var. Ben de büyürken anneyi kutsal yere koyduğum için ve anneme karşı herhangi bir gösterdiğim tepkide kendimi suçlu hissettiğim için hep suçlu psikolojisiyle büyüdüm. Belki aradaki duvarı kırmak, yeni yaşınızla beraber ikiniz de artık, sen de yetişkin bir insansın, annenle bağ kuracağın farklı bir yolu bulmak. Çünkü bazen bu tarz bir adım annelerden gelemiyor oluyor. Neden bilmiyorum. Belki bizim jenerasyonun anneleri biraz daha buna müsait. O yüzden işte yine bu cycle breaker. Sen fark ettikten sonra farkındalığı sen getirebilirsin. Yeniden bağ kurmak için bir adım atabilirsin. Çünkü hayatta bir tanecik annemiz var. Çok anneye bağlı yaşıyoruz gibi toplum olarak. Ve anneden ayrışabilmek, anneden uzaklaştığında suçluluk hissetmemek biraz zor olabiliyor. Keza bir tane soru da şeydi zaten, yurt dışında yaşıyorum ve annem sürekli geri dön diye baskı yapıyor diye. Anne de ona alışmış. Sürekli çocuğunu yanında istiyor, dibinde istiyor. Ben şu an anne değilim. Belki de gerçekten annelik öyle bir his. Hani çok uzağa gitmesin istiyorsun sonuçta. Ailen. Babamın vefatından sonra kendime gelemiyorum. Yaşayan birisi olarak bu acı nasıl hafifler? Ne kadar süre geçtiğini bilmiyorum ama yas süreci aşırı aşırı önemli. Muhtemelen ben 12 yaşında babamı kaybettiğimde yas sürecinin ne olduğunu bilmiyordum ve çok üstünü kapattığım bir durum bence. Hatta bazen şey diyorum, oraya girersem eğer katarsız yaşayacağım ve böyle ağlama krizinden çıkamayacağım gibi geliyor. Çünkü hayatta en değer verdiğiniz insanı kaybediyorsunuz. Ama çocukken, ama yetişkin olduğunuzda bu fark etmez. Onun gitmesi, hayatınızdaki en önemli insanlardan bir tanesinin hayatınızdan tamamen çıkması bir travma. Bunu aşmak muhtemelen yine tabii ki de profesyonelle en sağlıklı olabilecek şekli. Onu yaşayabilmek çok önemli. Bastırmadan yas olduğunda ilk verdiğiniz tepki, sonra nasıl iyileşmeye geçildiğini bir uzmanla beraber yapmak. Ben de tekrardan mesela 20 yıl öncesine geri dönüp oraları onarmaya çalışıyorum. Çünkü çocuk halimle nasıl başa çıktığımı bilmiyorum. Bunlardan dolayı kendine zaman vermek, acını yaşamak galiba burada ilk yapılabilecek şey. Babanı onur edecek şeyler olabilir. Belki babana yazdığın mektuplar olabilir. Hala bağının kopmadığını senin de fark etmen gibi bir enerjisel çalışma da olabilir tabii bu. Sadece onunla yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Nurtay selamlar. İlişkilerde en büyük kavgalar, çok büyük kavgalardan sonra ilk adımı kim atıyor? Maalesef hala Zek. Çünkü ben öğrenemedim. İnatçı kafam, serserili, geçmiyor. Farkındayım. Zek koşulsuz sevmeyi öğrenerek büyümüş. Kavga esnasında Zek sevmeyi bırakmıyor. Ben kavga esnasında sevmeyi bırakıyorum. Hani sevmiyorum seni. Hemen o tavra geçiyorum. Çünkü ben koşullu öğrendim. Benim istediğimi yapmadın, o zaman seni sevmeyeceğim. O zaman sana küsüyorum gibi. Benim sistemde bu vardı. Tabii ki de aşıyorum artık, kaç yıl oldu o. Açmalara başladım o sıkışıklıkları. Ya da yaparken şeyi fark ediyorum. Zek'e de söylüyorum, tamam çok inatçı davranıyorum falan diye. Ona farkındalık getirerek de zaten aslında bir kırmaya başlamış oluyorsunuz. Ona güveniyorum, beni sevdiğini biliyorum ama içimde garip bir kıskançlık oluyor. Bu nedendir? Ben kendi kıskançlık yaşadığım dönemde içsel olarak özgüvensiz dolayı olduğunu fark etmiştim. Çünkü sevilmeye değer olduğunu anlamadığını, özdeğer eksikliğini hissettiğin zamanlarda maalesef karşıdaki insanın bunu göreceğini, bunu fark edeceğini, bir gün seni sevmeyi bırakacağını falan zannedip onun gideceğini düşündüğünden bir korkuya kapılıyorsun. Kaybetme korkusundan dolayı da aşırı sahiplenme gibi bir kıskançlık durumu oluşuyor aslında. Yani direkt böyle stereotip gibi anlattım ama genel tarifi sanki birazcık bu ilişkilerdeki kıskançlığın sebebi. Çünkü aslında daha sağlıklı, güvenli bir ilişki kurulduğunda aklına kıskançlık dahi gelmiyor. Birinin birini terk edeceği aklına bile gelmiyor. Muhtemelen karşıdaki taraftan da o korkularını destekleyen bir iki davranış gördüysen yine işte bak böyle olacak, şöyle olacak diye kendince bir kıskançlık hissini yaşıyor olabilirsin. Ya da bazen maalesef karşıdaki insan ısrarla kıskandırmak isteyen bir insansa, o da çünkü şunu denemeyi öğrendiyse eğer, işte bakayım kıskanıyor mu, kıskanıyorsa beni seviyor ile bilerek kıskandırmaya çalışıyorsa eğer, tamamen sağlıksız, tamamen toksik aslında ama öğrenilen şeyler bunlar olduysa eğer, maalesef öyle bir durumda olabilirsin. Onun için bence orada biraz davranışları incelemek, karşındakinin, kendindekinin nedeninin nereden geldiğini
geldiğini anlamak yardımcı olabilir. Son soru diyelim çünkü bugünkü videomuz bayağı uzun oldu. Cinsel çekim hissetmediğimiz ancak çok iyi anlaştığımız iyi kalpli bir insanla evlenilebilir mi? Evlenirsin ama mantık evliliği olur gibi. Yani sadece yakın arkadaşın gibi olur. Çünkü cinsellik de gerekiyor, çekim gerekiyor, flörtleşmeler, hani o karşıdaki insanı çekici bulmak, dışarıda bir şeyler yapmak. Yani o senin hayatının partneri ve onu arzulamak tabii burada çok önemli. Çünkü cinsellik bizde biraz arka plana atılabiliyor. O yüzden belki burada önce kendine de bakabilirsin. Acaba senin o kişiyle mi alakalı cinsel çekimini etkileyen bir şey var? Yoksa kendini bastırdığın bir şey mi bu olabilir? Muhtemelen birkaç yıl sonra karşına çıkan negatif bir şey olabilir. Çünkü başkasına karşı cinsel ilgi duyacaksın, arzu duyacaksın. Cinsel ihtiyaçların karşılanmamış olacak. İlişki içerisinde çok yüksek ihtimalle bir engebe olabilir bu ilerleyen dönemlerde. Diyorum ve bütün verdiğiniz sorulara teşekkür ediyorum. Umuyorum ki haddimi aşmamışımdır. Dinlediğiniz için, benimle paylaştığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Bu konuları daha fazla konuştuğumuz bölümler dediğim gibi podcast'te zaten orada da devam edecek. Hiç merak etmeyin. Yeni bölümlerle görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye.